Nasıl yeni yaşadığım yer? En son üniversitede arkadaşların yurduna gitmiştim, o geldi aklıma. Yaşanır mı burada Boncuk ya? Bilmiyorum. Benim hoşuma gitmeye başladı. Daha önce bilmediğimiz bir dünyada gibiyiz. Ya sanki zaman atladık ve köye geldik. Belli olmasaydı İstanbul'daki hayatımızın bir rüya olduğunu düşünebilirdim. Belli var ama. Biz zaman atlamadık ki Boncuk. Resmen zamandan silindik ya. Abi, sana bir şey soracağım. Sen bu Baydagül'den mi hoşlanıyorsun yoksa? Yani galiba. İçimde çok garip duygular hissediyorum ama kız o kadar katı ki bana karşı, yanını bile yaklaştırmıyor. Ben de ne istediğini daha çözemedim. Seni etkilediği belli. Ya ben diyorum ki bu Baydagül'le arkadaş olayım. Senin hakkında neler düşünüyormuş bir öğreneyim. Hem Dudu'dan başka birini görmek benim için de çok iyi olacak. Duru, ne haber abicim? İyiyim Halim abi. Odanız da çok güzel olmuş bu arada. Sağ olasın. Sağ ol. Kardeş kardeş yaşıyoruz işte. Ben en iyisi yatayım artık ya. Hadi iyi geceler size de. Allah rahatlık versin. İyi geceler. İyi geceler. Abimle oturduk işte. Kızım 10 dakikadır oturuyorsunuz daha siz orada. Yeni geldiniz, görmedim sanma Duru. Sana hesap mı vereceğim? Abimle meydanda oturduk diyorum. Bir sakıncası mı var? O turistin yanında oturdunuz yine meydanda değil mi? Evet canım. Abimin arkadaşı sonuçta. Bir sakıncası mı var? Ya kızım abin sana kızmıyor mu sen böyle turistin yanında habire durunca? Ya sen bizimle gelemiyorsun diye böyle konuşuyorsun değil mi? Hem şuna turist turist deyip durmasana. Adı Veli, Veli de. Hem Türkmüş de zaten. İyi be, tamam. O zaman sana bir şey soracağım. Bu çocuk Türkmüş de Müslüman mıymış bakalım, biliyor musun sen? Ay ne yapacağım? Evleneceğim mi çocukla? Şşşt! Kız ne böyle cırcır böceği gibi? Yatmadınız mı siz daha? Hadi yatın gari, kapatın şu işi. Hadi yatın! Ana saat kaç? Tövbe tövbe!